sorularımıza geçmeden önce bizleri daha yakın tanımanız için kısa bir bilgilendirme geçmek istiyorum. Kulübümüz kurulduğu günden bugüne dek birçok etkinlik ve seminer düzenlemiştir. Bunlardan birkaçı Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Cem Toker, akademisyen Burak Bilgehan Özpek ve Yeşiller eş genel başkanı Emine Özkan'dır. Bunların yanı sıra 3 adet Liberalizm 101 etkinliği düzenleyerek liberalizmin sosyal çevreye ve insan haklarına olan ilişkisini değerlendirdik. Bunların yanı sıra çok küçük bir şekilde misyonumuzdan bahsetmem gerekirse de liberal perspektifte etkinlikler düzenleyip liberalizmi Türkiye şartlarını daha iyi anlamak. Şimdi lafımı çok da uzatmadan sözümü arkadaşım Kuzey'e devretmek istiyorum. Bugün biliyor olduğunuz gibi Sayın Abdülatif Şener'i konuk edeceğiz. Arkadaşım Kuzey'in koordinatörlüğü eşliğinde. Herkese tekrardan geldiğiniz için teşekkür ediyorum ve Kuzey'i davet ediyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Başkanımıza konuşması için teşekkür ediyorum. İzninizle programımıza başlamadan sizi konuğumuz Sayın Abdülatif Şener hakkında kısaca bilgilendirmek istiyorum. Abdülatif Şener 26 Nisan 1954'te Sivas'ta dünyaya geldi. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi ve ardından Gazi Üniversitesi'nde doktora yaptı. Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne dekan yardımcısı oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Maliye Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığı'nda gelirler kontrolörü olarak çalışan Şener, 1991 Türkiye Genel Seçimlerinde Refah Partisi'nden Sivas Milletvekili seçilerek siyasete girdi. Necmettin Erbakan Başkanlığı'nda kurulan Refah Yolu Hükümeti'nde Maliye Bakanı olarak görev yaptı. 1998 yılında Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra Fazilet Partisi'ne geçti. 2001 yılında Fazilet Partisi de kapatıldı. 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. 2002 Türkiye Genel Seçimlerinde yeniden Sivas Milletvekili seçilen Şener, 2002-2007 yılları arasında Abdullah Gül Hükümeti ve 1. Erdoğan Hükümeti'nde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2007 yılında yapılan seçimlerde aday olmadı ve AK Parti'den istifa etti. 25 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Partisi'ni kurdu. Kurucusu olduğu Türkiye Partisi 27 Ağustos 2012 tarihinde kapandı. 2018 Türkiye Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Konya Milletvekili seçilen Şener bu görevini hala sürdürmektedir. Şimdi izninizle konuğumuz Sayın Abdülatif Şener'i sahneye davet etmek istiyorum. Evet. Peki, teşekkür ederim. Siz geçin isterseniz, ben ayakta konuşacağım. Siz oturursanız şey olur. Format. Evet. Soru cevabı da kendim alacağım için. Evet. Bugün Bilkent'te olmaktan genç arkadaşlarımızla birlikte bir sohbet yapma imkanı bulmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Elbette Bilkent Türkiye'nin en önemli üniversitelerden biridir. Demek ki Bilkent öğrencileri Türkiye'nin geleceğine de damgasını vuracak nitelikte öğrencilerdir. Yolunuz açık olsun, aydınlığa birlikte çıkalım. Cipollu diye bir iktisatçı var. Bilmem duydunuz mu ismini? Dünyanın meşhur iktisatçılarından biridir. Cipollu insan karakterlerini dörde ayırır. Dört ayrı karakterdedir insanlar der. Ve her bir karakterin siyasette ve yönetim erkinde, karar organlarında ağırlıklı konuma geçmesiyle ülkenin ne hale gelebileceğini, nasıl yönetileceğini tanımlamaya çalışmıştır. Cipollu'nun tanımladığı insan karakterlerinden birincisi akıllı insanlar, ikincisi aptal insanlar, üçüncüsü saflar. Yalnız ben bu söyleşide saflar diye kullanmayacağım. Vatanperverler diye kullanacağım safları. Dördüncü karakterse haydutlardır.
bu dört karakterin her birini kendisi özel olarak tanımlıyor. Bizim bildiğimiz anlamları yüklemiyor. Akıllı insan dediği kişiler bir iş yaptıklarında hem kendileri kazanırlar hem karşısındaki kişi kazanır. Veya bunu ülke çapında genişletecek olursak hem kendi kazanır yaptığı her eylemde hem de ülkesi kazanır. Bu insan akıllı insandır. Aptal insansa yaptığı eylemlerle hem kendisi kaybeder hem de ülkesi veya muhatap olduğu insanlar kaybeder. Saflar yaptıkları eylemlerle kendileri kaybederler ama muhatapları veya ülkeleri kazanır. Onun için ben bunlara vatanperver diyorum. Dördüncü karakterse haydutlardır. Haydutlar her yaptıkları işlemde hep kendileri kazanır ve hep karşısındakiler veya ülke kaybeder. Haydut karakterin diğer karakterlere göre önemli bir farklılığı vardır. O fark şudur. Diğer karakterlerde kazanan ve kaybedenler birebir eşittir yani. Biri 100 lira kaybetmişse öbürü 100 lira kazanıyor. Ama haydutlarda öyle değil. Haydutlar bir kazanabilmek için karşısındakilere 1000 bedel ödettirir. Veya bir kazanmak için ülkeye 1000 maliyet yıkar. Bu nasıl biridir? Örneğin gece yarısı, zifiri karanlık, caddede bir araba park etmiş ve ona doğru geliyor haydut karakterli biri. Etrafa bakıyor, kimse yok. Takılıyor arabaya, önce camını kırıyor. Arkasından torpide gözünü parçalıyor. Açıyor, bakıyor, içinde 100 lira var. 100 lirayı alıyor, cebine koyuyor. Ve sonra ayrılırken de belinden bıçağını çıkarıyor, arabanın dört tekerini patlatıyor. Bu haydut karakter. Kendisinin elde ettiği para 100 Türk lirası. Ama araba sahibinin kayıpları, kırılan cam, kırılan torpido gözü, bu gözdeki 100 lira para ve ilave olarak patlayan 4 tane teker. Diyor ki Cipallo, eğer diyor yönetim erkinde diyor, karar vericiler arasında bu karakter hakim unsur haline dönüşmeye başladığında diyor, ekonomi diyor, berbat olur diyor. Ve o ülkenin ekonomisi iyi gitmez diyor. Hatta milli gelir küçülmeye başlar diyor. Şimdi ben Türkiye'nin son 20 senesini biraz bu yönetim karakterleriyle bağlantılı olarak değerlendiririm. Ama mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki ilk 20 yıla da baktığımızda okur yazar oranı %3, kadınlarda %0,5. Balkan Savaşları, İtalyan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, arkasından Kurtuluş Savaşı, zaten nüfusun yarısı sakat, hasta. Tarlaya ekecek öküz ve attan başka hiçbir imkan yok. Nüfusun %80'i kırsal kesimde, tarımda yaşıyor. Milli gelirin yine aynı şekilde %80'i tarım. Buna rağmen o dönemde yokluk içerisinde hem Osmanlı'nın dış borçlarını ödemişler, hem 4000 kilometre yabancılara ait demir yollarını millileştirmişler, reji idaresini millileştirmişler, büyük bir sanayi hamlesi başlatmışlar. Un, bez fabrikaları, kağıt fabrikası, demir çelik, uçak fabrikası kurmuşlar. 50'nin üzerinde büyük fabrika kurulmuş ve Osmanlı'nın bir türlü yakalayamadığı sanayi devrimi nihayet Cumhuriyet'le birlikte Türkiye'de gerçekleşmiş. Bu birinci grup yöneticilere de vatanperverler demek lazım. Öyle tanımlamak gerekir. Ama son 20 yıl önemlidir. Sizin geleceğiniz açısından da, yeni kuşaklar, doğanlar açısından da önemlidir. Burada önemli bir sorun var. Bunu nasıl aşacağız? Rap seven var mı? Dinleyen veya? Aa, kimse dinlemiyor. Fena değil. Eminem'i tanıyan var mı?
Şaban Bey, siz tanıyor musunuz Eminem? Eminem. Biliyorum. Öyle mi? Tereddüt ettiniz de. Eminem'in bir parçası var, Lose Yourself. Dinliyor musunuz? Ben bu parçadaki bir bölümü çok severim. Look, bak, if you had, eğer sen sahipsen, one shot, bir atışa sahipsen, or one opportunity, veya bir fırsata sahipsen, to seize everything you ever wanted. Yani istediğin her şeyi elde etmek için in one moment. Bir anda, eğer bir anda istediğin her şeyi elde etmek için bir atışa veya bir fırsata sahipsen ne yaparsın diye soruyor. Would you capture it? Onu yakalar mısın, kapar mısın? Or just let it sleep. Yoksa boş verirsin, elinden kayar gider mi? Bakın, önümüzde bir atış var veya bir fırsat var. Her şeyi elde edebileceğimiz bir fırsat. Bunu ıskalamayalım, bunu yakalayalım diyorum. Bu fırsat önümüzdeki seçimlerdir. Türkiye'nin geleceğine karar verecek olan sizlerin yakalayacağı bir fırsattır bu. Evet, benim kısa sunuşum bu. Şimdi soruları alabiliriz. Soru sormak isteyen, buyurun. Rap dinliyor musunuz bakalım, onu sormak isteyen. Ah. Sizce dinliyor muyum, dinlemiyor muyum? Belli ki dinliyorsunuz. Ama meşhur Türk rapçisi var, Ceza. Suspus var biliyorsunuz. Orada da bir bölüm hoşuma gider. Hiç yalan der misin? Pek dert dinler misin? Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? Rap dinler misin? Evet, başka soru var mı? Peki bundan ne anladınız? Dinliyor muyum, dinlemiyor muyum? Güzel. Evet, galiba burada bir soru vardı. Hemen, çok klasik bir soru olacak artık. Defalarca size sormuştur ama iki soru birden sormak istiyorum. Evet. Birincisi, AK Parti'den ayrılış süreciniz nasıl gelişti? İkinci sorum da şu. Şu an içinde bulunduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizgisiyle kendi çizginizin uyuştuğunu düşünüyor musunuz? Şimdi arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Ben meclisin en kıdemli milletvekiliyim. Bunu biliyor musunuz? Biliyorsunuz mecliste 600 milletvekili var. Bu milletvekilleri içerisinde en kıdemlisi benim. 91 yılında başladım. 16 yıl boyu sürekli milletvekiliydim. İki bakanlık dönemi vardı. Sonra kendi isteğimle bıraktım. 11 yıl ara verdim. 2018'den sonra şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili olarak devam ediyorum. Hem milletvekilliği süresi olarak en kıdemli diye kastediyorum, hem de başlangıç süresi itibariyle. Bunun bir istisnası var. Sayın Baykal benden daha kıdemlidir. O daha eski bir milletvekili, 70'li yıllarda bakanlığı vardı. Ama rahatsız olduğu için, meclise gelmediği için en kıdemli milletvekili olarak kendimi ifade ettim. Şimdi bazıları şöyle kurgu yaparlar. Bir şeylere kızdı, bir olay oldu, bıraktı gitti diye anlarlar. Yani siyasette ben ani kararlar vermem. Yani birikmedikçe, iyice birikmedikçe ve bu iş olmadı demediğim sürece bir yeri bırakmam. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ilk önemli 3-4 kurucusundan biri bendim. İlk kabinede başbakan yardımcısı idim.
Erdoğan henüz milletvekili değildi o ilk kabinede. İkinci kabinede de başbakan yardımcısı olarak görevlendirildim. Ama başladığımız andan itibaren ben işlerin doğru gitmediğine karar verdim. Yani yanlış yapılıyordu. Yanlışların en büyüğü bir kere başladığı andan itibaren büyük yolsuzluklar vardı. Yolsuzluk eğilimi vardı. O 100 lirayı almaya mı çalıştılar? Evet, o 100 lirada gözleri vardı. Büyük küçük dinlemiyorlardı başladıklarında. Ama o dönemi kamuoyu iyi olarak anlatır. Fakat içten içe dinamikler çok bozuktu. Ve sonunda aniden bıraktığım gibi bir varsayım vardır. Öyle değil. Ben daha işin başındayken bırakmaya karar vermiştim. Ama bunu seçimden önce yapmanın doğru olmadığını düşünürüm. Şu anda da öyle. Bir kişi bir partide milletvekili olduğu zaman, Rousseau'nun toplum sözleşmesini okudunuz mu? Gizli, zımni sözleşmeler vardır. Devletin ortaya çıkışında devlet ve insanlar arasında nasıl bir zımni sözleşme varsa, bir milletvekili de milletvekili olduğu zaman partisiyle, kendisini seçen halkla o milletvekili arasında resmi yapılmamış bir sözleşme vardır. Seçmen bekler ki seçilen milletvekili seçim sonuna kadar kendisini düzgünce temsil etsin. Ve bir partiden milletvekili olmuşsunuz. O partiyle bağınızı koparmak da başlangıç sözleşmesine aykırıdır. O bakımdan ben bırakmaya 2-3 sene öncesinden karar vermiştim. Ama seçimlerle birlikte bırakırım diye düşünmüştüm. Taahhüdümüz bitsin, sözleşmemizin vakti dolsun diye. Nitekim bunu şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir milletvekili var. Beni başbakan yardımcısıyken ziyaret etmişti. Kendisi geçenlerde kuliste milletvekillerine anlattığı için söylüyorum. Diyor 2-2,5 yıl önce seçimden ziyaret etmiştim. İşte ve bana bırakacağını, önümüzdeki seçimlerde aday olmayacağını söylemişti. İhtimal vermemiştim. Ama seçimler oldu, aday değilim dedi, çekildi. Hatta gece 12'den sonra 2 saat Erdoğan ve Gül beni aday olmak için ikna etmeye çalıştılar. Başarılı olamadılar. Yollarımızı ayırdık. Ama şunu söyleyeyim. Beş yıllık dönemde ne yaptım? Yani o günkü gazete manşetlerini karıştırırsanız, 5 yıllık dönemde ben hükümetin içinde de muhalefet etmişimdir. Hükümetin muhalifi gibi görünüyordum. Pek çok gazete başlığı vardır bununla ilgili olarak. Mesela 11 Temmuz 2005 Telekom özelleştirilirken fazla kalabalık olmadığı için herhalde görebiliriz. Bakın şu gazete başlığı görüyor musunuz? Ne yazıyor? Arjantin'e döneriz. Arjantin'e döneriz yazıyor. Başbakan yardımcısı Şener'den uyarı. Arjantin'e döneriz diyor. Geçen yıl sefalet endeksinde geçtik herhalde. Tabii. Şu anda sefalet endeksinde biz Arjantin'den daha kötüyüz. Dünyada lider konumundayız. Arjantin ikinciliğe düşmüş. Bunu niye söylemiştim? Telekom satılıyor ve bir taraftan da fısıltılar böyle etik olmayan ilişkilerle satılıyordu. Bir Suud firmasına satılıyordu. Aslen Lübnanlı ama şirketini Suud'da kurmuş. Hariri dediğimiz kişinin şirketiydi. Ve ben bu satışın yanlış olduğunu söyledim. İlk başlangıçta özelleştirme idaresi bana bağlıydı. Özelleştirme yüksek kurulunda ben vardım. Erdoğan'ın başbakan olduğu sanırım ikinci veya üçüncü hafta ben bıraktım şeyi, özelleştirmeyi. Al kime veriyorsan ver dedim. Çünkü aklında farklı şeyler vardı.
Yani özelleştirme ekonominin rasyonelleşmesi için yapılır. Yoksa üzerinden bireysel kazançlar elde etmek için yapılmaz. Bu tarihte de benim özelleştirmeyle hiçbir ilgim yoktu. Ama pis bir sürecin içerisinde olduğu belliydi. Telekom özelleştirmesine kastederek yabancı sermaye eleştirisi üzerinden Arjantin'e döneriz dedik. Bunu niye söyledik? Bütün parayı içeride kazanan ve yüksek miktarda para kazanan ve ihracattan döviz geliri elde etmeyen sektörlerin yabancılaşması cari açığı artırır. Kar transferleri nedeniyle. Telekomsa devasa karlar elde ediyordu. O dönemde Telekom Türkiye'nin vergi rekortmeni bir kuruluşuydu. Ama paranın tamamını içeride harcıyor. Sahibi yabancı olduğu zaman o kazancı ülkedeki dövize çevirip yurt dışına götürecek. Böylece cari açığın artmasına katkı sağlayacak. Nitekim 2006'dan 2020'ye kadar Türkiye'nin cari açığına 43 milyar dolar ilave bu tür sektörlerin satışından, kar transferinden kaynaklanmıştır. Ama etik olmayan boyutları da vardı. Ona da vurgu yapmıştım. Başka manşetleri de çıkarabiliriz. Değişik zamanlarda söylediğim dinlenmediği için arada bir de tarihe not düşmek için servis yapardım. Yani bir hükümetin içindeki bakanın, üstelik de ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı. Hatta ekonomik koordinasyon kurulu başkanı bendim. Her ay toplanır ekonomiyle ilgili kararları birlikte alırdık. Diğer ekonomiden sorumlu bakanlar benim başkanlığımda toplanırlardı. Ama ekonomiden sorumlu bakan diyor ki bu ekonomik politikalarla Arjantin'e döneriz. Bu nasıl oluyor? Kendinizle çelişkiniz yok mu diyeceksiniz. Yok. Niye yok? Türkiye'de başbakanın veya cumhurbaşkanının bir rota tutturması halinde onu aşağıda bozamazsınız. Mümkün değil. Öyle gider. İlk dönemle de ilgili bence iki tane yanlış vardı. Köklü yanlış. Birincisi, IMF ile daha önceki hükümet bir standby anlaşması yapmıştı. 2002-2007 döneminde IMF'ye ihtiyaç olmadığı halde 2005 yılında yeni bir standby anlaşması yapıldı. Bence bu yanlıştı. Çünkü IMF ile yapılan standby anlaşmalarında politikalarınız o belirliyor. Yani ana politikaları o belirliyor. Dışına çıkamıyorsunuz. Çünkü para alıyorsunuz. Ve o destekle birlikte önünüze koyduğu politikayı da yürütüyorsunuz. Daha çok demeyeyim, tamamen hazineye yerleşirler. Hazinede ilgili bakanla birlikte o işin ana çerçevesini oluştururlar. Birincisi budur. İkincisi de özelleştirmelerdir. Özelleştirmeler yanlış yapılmıştır. Ekonominin rasyonelleşmesine katkı sağlayacak bir nitelikte yapılmamıştır. Ülkenin kaynakları heba edilmiştir. Tesisler daha rasyonel, daha küresel rekabete açık bir şekilde işletilir hale getirilmemiştir. 80 milyar dolarlık özelleştirme geliri de har vuru parmağı savrulmuştur. Tesislerin çoğu işlemiyor. Gayrimenkulleriyle ve arazileriyle, binalarıyla alanlar satmış, değerlendirmişlerdir. Ama geride bir şey kalmamıştır. Mesela basın bilir. Kağıt sıkıntısı var memlekette. Daha Cumhuriyet'in ilk yıllarında SEKA kuruldu, kağıt üretmeye başladı. Türkiye kağıt ihtiyacını karşılamıştı. Bugün kağıt sıkıntısı var. Neden? Kelepire satılmıştır. Ve bütün İzmit'teki SEKA'nın bütün gayrimenkulleri yağma edilmiş. Ortada fabrika kalmamıştır. Veya gübre. Türkiye'de 5 tane gübre fabrikası vardı. Hepsini sattılar. Bunlardan bir ikisi yarım yamalak çalışıyor ama ana şeyler, fabrikalar işlemez halde. İthal ediyorsunuz. Senede %500 gübre fiyatları artıyor mesela. Buna benzer. İlk dönemdeki iki temel yanlış buydu.
Sayın bakalım. Ve neticede bıraktım. Yani bu aniden olan bir şey değil. Sürecin bir sonucu. Şimdi CHP'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ne dediniz Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili? Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizgisi ve yani felsefesiyle sizin görüşleriniz uyuşuyor. Aynı çizgilerimizle. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye'de bu sağcı solcu tanımı yanlış. Türkiye'de sağcı dedikleriniz sağcı değil, solcu dedikleriniz solcu değil bana kalırsa. Bunu ben de söylemiyorum. İdris Küçükömer vardır, İktisat Fakültesi profesörlerinden eski. O dönemin bayağı sol devrimci isimlerinden biridir. 1960'larda yazdığı Düzenin Yabancılaşması diye bir kitap var. O kitabın bir sayfası, kitabın özeti. Bir tablo var. Sağ partiler ve fikir hareketleri diyor. Tablonun yarısında, diğer yarısında da sol partiler ve fikir hareketleri diyor. Bakın, sol hareketleri sayarken Cumhuriyet'ten önce İslamcılık hareketini sol hareket olarak sayıyor. Cumhuriyet sonrasında da o Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan partiler var. Terakkiperver, Cumhuriyet Fırkası. Onu sol parti sayıyor. Daha sonra Demokrat Parti'yi sol parti sayıyor. 60'lı yılda da Adalet Partisi var. Adalet Partisi'ne sol parti diyor. Geçiyor sağ partilere. Cumhuriyet önce İttihat Terakki Cemiyeti ve Partisi sağ parti olarak anılıyor. Cumhuriyetten sonrası içinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni sağ sayıyor. Şimdi bana diyorlar ki sağ bir partiden sol bir partide siyaset nasıl yapıyorsun? O zaman ben de şu soruyu soruyorum. Hangisi sağ, hangisi sol? Bu sadece İdris Küçükömer'in bir tanımı, yaklaşımı değil. O da 60'larda kalmış. 60'lardan bugüne 60 yıl geçmiş. Bugün itibariyle de baktığınızda uluslararası tanımları çerçevesinde böyle hiçbir partiyi bu sağdır, soldur diye tanımlamamız mümkün değildir. Benim kanaatim. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisidir. Ben Türkiye'nin en acil ve en önemli önceliğinin bu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından kurtulmak olduğuna inanan biriyim. Dolayısıyla şu anda Cumhuriyet Halk Partisi bu açıdan önemlidir. Değişimi sağlayacak partidir. Ve Türkiye'de bozulan bir takım dengeleri de tekrar kurabilecek bir partidir. Ve bu değişimin içinde olmaya talip oldum. Adalet ve Kalkınma Partisi kurulurken nasıl değişim içinde olmayı tercih etmişsem, şu andaki tercihimle o dönemdeki tercihim arasında bir fark yok. Veya başka bir şey söyleyeyim. 31 yıllık siyasi hayatım boyunca bir ara çok konuşuyorum. Grup başkan vekillikleri, genel başkan yardımcılıkları falan yaptım. Meclisin en çok konuşan milletvekili olduğum dönemler olmuştur. Bütün arşivler açıktır. İnceleyin, didik dik edin. Hatta internetten kavram verirseniz onunla da toptan okumadan tespit edebilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiren bir konuşmam olduğunu hiç hatırlamıyorum. Birkaç kere dedim, varsa söyleyin. Öyle bir şey yok. Evet. Buyurun. Geldiğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Benim sormak istediğim soru, siz de bahsettiğiniz için meclisin kıdemli üyesi olduğunuz ve seçimlerin öneminden. Peki son zamanlarda seçim yasası değiştirildi bildiğiniz gibi. Hatta sizin partiniz de Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açacak yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu peki size göre bu siyasi tecrübenize dayanarak Türkiye'de doğru bir seçim sistemi sizce nasıl olmalı? Bu soru. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Bir kere doğru seçim sistemi bağımsız ve tarafsız bir yargının olması lazım. Doğru seçim sisteminin olabilmesi için bağımsız ve tarafsız bir yargının olması lazım. Çünkü Türkiye'de ve demokratik ülkelerde
Türkiye artık demokratik ülkeler grubuna girmiyor biliyorsunuz. Sadece seçim değil. Türkiye hibrit rejim. Yani diktatörlüklerle aksak demokrasi arasında bir yerde Türkiye'nin. Uluslararası literatürdeki yeri. Ama buna rağmen yargı var. Geleneksel demokrasi kültür var en azından Türkiye'de. Ama bu demokratik niteliği bayağı tahribata uğramış. Bununla birlikte anayasamızda da o cümle hala devam ediyor. Seçimleri yöneten yargıdır. Yüksek Seçim Kurulu'dur. Yüksek Seçim Kurulu ve il ve ilçelerde de seçim kurullarının başında hakimler vardır. Yani yargı yürütür. Seçimlerin de adil olabilmesi için, doğru olabilmesi için yargının bağımsız ve tarafsız olması lazım. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin tamamını mevcut iktidar atamış. 20 yıllık bir yerleşimin sonrasında. Ve şimdi seçim kanunu bu son değişiklikle değiştirdi. Eskiden en kıdemli üyeler il ve ilçe seçim kurulları başkanlığına üstlenirdi. Onlar eski hakimler oldukları için bunlar daha önce mesleğe başlamış insanlar bize pek faydaları olmaz. Bizim adamlar seçim kurulu başkanı olsun diye birinci sınıf hakimler arasında kura ile il ve ilçelerde seçim kurulu başkanlığı belirlenir diye maddeyi değiştirmiş. İşte burada problem var. Üstelik de bunu bir seçim yasası değişikliği saymıyor. Sadece ve sadece bu maddenin 3 ay içerisinde gerekli değişiklikler yapılarak yürürlüğe gireceğini yazıyor kanun. Halbuki seçim kanunları anayasaya göre 1 yıl geçtikten sonra yürürlüğe girer. 1 yıldan önce seçim yapılırsa bu seçim yasasının yürürlüğe girmemesi lazım. Ama bu maddeyle ilgili özel bir hüküm koymuş. Diyor ki 3 ay içerisinde bu değişiklik yapılır. Yani seçim kurulu başkanları değiştirilir. Kıdemli üyeler atılır, yerine kurrayla belirlenecek hakimler gelir diyor. Bu seçimi sakatlayan bir şey. Anayasa Mahkemesi'ne götürürken de o nedenle götürüyoruz. Bu seçimin özüyle ilgili bir şey. Bu seçim yasası değişikliği değildir demenin bir imkanı yok. Dolayısıyla bu yorum yanlış. Bunun Anayasa Mahkemesi'ne gitmesi lazım diye bakıyoruz. İkincisi sandıklar önemlidir seçimlerde. Sandıklar artık partilere emanet zaten. Partilerin sandık görevlileri olduğuna göre partiler sandıkta hile yapılmasını önlesinler. O örgütlenmeyi sağlasınlar. Her seçim sandığında gerekli miktarda görevli ve müşahit bulundursunlar. Burada da demek ki iyi işleyen çok partili bir yapının, örgütlü bir çok partili yapının var olmasına bağlı. İki ayağı var. Bir, yargı ve seçimin güvenliği. İkincisi de partilerin Türkiye'nin her köşesindeki sandıklara hakim olacak şekilde örgütlü olması. Bu ikisi bir araya geldiği zaman sağlıklı bir seçim yapılır. Ve seçim sistemi güvenilir olarak nitelenebilir diye düşünüyorum. Sen yakınsın nasıl olsa kırılmazsın. Yakınlığımız var. O da istinaden biraz erteleyelim. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz okulumuza. Ben liberal düşünen arkadaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Sizlerle başlıyorum için. Evet. Benim sorum üniversite özellikleriyle alakalı olacak. CHP'nin de dahil olduğu 6 parti bir anayasa tasarısı hazırladılar. Bu metinde de üniversite özelliği için şöyle bir madde vardı. YÖK'ün kaldırılacağını söylüyordu ama bir denetleme kurulu kurulacağını söylüyordu. Ama bunu da tırnak içinde demokratik meşruiyet esasına göre yapacağını söylüyordu. Ülkemizde genelde işte bu denetleme kurullarına verilen bu demokratik atıflar çok çabuk unutuluyor. Ve sadece işte düzenleme, denetleme gibi rolleri kalıyor. Değişen iktidarlara göre de bu denetleme şekil değiştiriyor. Yani o iktidarların ideolojisine göre denetlenme yaşanıyor. Biz nasıl emin olabiliriz CHP'nin üniversite özelliğini sağlayacağından ve bu işte tırnak içinde demokratik meşruiyete göre hazırlanan denetleme kurulunun böyle kalacağına. Bir diğer sorumuz şu olacak. Boğaziçi direniş sırasında arkadaşlarımız işte bir sürü işkencelere tabi tutuldu.
bak bursları kesildi ve yurt dışında yüksek lisans kazanan birçok arkadaşımız yurt dışına çıkış yasağı aldılar. Aynı taslakta, anayasa taslağında rektörleri öğrencilerin değil, akademisyenlerin seçeceğini söylüyorlardı. Birçok arkadaşımız aslında rektörleri üniversitenin bütün bileşenlerinin katıldığı seçimlerle seçilmesi için büyük bir mücadele ortaya koydular. AK Parti biliyorsunuz şu andaki mevcut iktidar, Cumhur İttifakı halkı kesinlikle dinlemiyor. Hiçbir isyanla kulak kabartmıyor. Bizim birçok arkadaşımız orada o kadar büyük eziyetler çekmişken, bu demokratik üniversite ve özerk üniversiteye dair elle tutulur hiçbir şeyin anayasa metninde olmamasını ve öğrencilerin bu demokratik seçimlerle rektörlerinin seçilme talebinin hiçbir şekilde göz önüne alınmamasını biz neye bağlamalıyız? CHP de ileride halkın sesine kulak verecek mi? Biz Millet İttifakı'na nasıl güvenebiliriz? Üniversite özelliğinde nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz? Şimdi arkadaşlar, bu bilim ve üniversite konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin öteden beri tavrı son derece demokratik olmuştur ve geniş katılımcı bir tavır sergilemiştir. Bu sadece Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki bir uygulama olarak kalmamıştır. 50'ye kadarki bir uygulama olarak da kalmamıştır. Daha sonraki dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin koalisyon olarak iktidar olduğu dönemlerde de bu demokratik niteliğini devam ettirmiştir. Yani belli bir CHP tabanından da kaynaklanan, tabandan tavana kadar sirayet etmiş olan bir üniversite ve eğitim özelliğiyle ilgili kültür var. Dolayısıyla ben CHP iktidarına sizin bu beklediğiniz geniş katılımcı demokratik ortamın üniversitelerde gerçekleşeceğine inanıyorum. Bir anayasa taslağı olmaktan öte o bir deklarasyon. Altı partinin bir araya gelerek ifade ettiği şey deklarasyon. Burada YÖK'ün kaldırılacak olmasının söylenmesi önemlidir. Denetimin olmadığı bir birim olmaz zaten devlette. Ama YÖK sadece bir denetim birimi değil. YÖK aynı zamanda bir karar birimi. Üniversiteler hakkında karar veriyor. Kadro tahsislerini yapıyor. Ondan sonra idari olarak sınırlamalar getiriyor. Üniversitelerin eğitim programlarına varıncaya kadar ayrıntılarını belirliyor. Bir merkezi denetim ve kontrol mekanizması olarak çalışıyor üniversiteler üzerinde. Şimdi bu altılı ittifak masasının YÖK'ün kaldırılacağını söylemiş olması önemli bir gelişmedir. Sadece denetimle ilgili görevi üstlenecek bir birim olabilir diyor. Bunun da yeni birim olması gerekmez bence. Mesela mali hesapları incelenmeli mi, incelenmemeli mi bir üniversitenin? Herkes kendi haline bırakırsan, yani hükümet de kendi haline bırakırsan bütün hazineyi yağmalar. Ki yağmalıyor bence. Kim parayı kullanıyorsa onun kullandığı parayı incelemek lazım. Ama akademik özgürlüğün mutlak şekilde gerçekleşmesi lazım. O yapılan açıklamanın buna engel olduğunu düşünmüyorum. Aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin de katılımının gelenekselleştiği güzel bir ortam vardı. Hala da var. Başbakan yardımcılığım sırasında bir hoca rica etmişti. Dedi bizim doktor öğrencilerine bir 19. yüzyıl Osmanlı ekonomisi anlatır mısın demişti. Ben de ya biz bıraktık Osmanlı'yı falan, ekonomiyi falan dedikse de ısrar etmişti sen anlatırsın diye. Sonra bir baktım ki Türkiye'nin ne kadar büyük iktisat tarihçisi varsa hepsini çağırmış. Zafer Toprak'tan, Şevket Pamuk'a varıncaya kadar, Tevfik Güran'a varıncaya kadar gençler 20 kişi varlar. Bana 19. yüzyıl ekonomisi anlat bunlara der gibi sözü verdiler. Bir sohbet etmiştik. O ara verdiğim, bıraktığım dönemde de konferansa çağırmışlardı küreselleşmeyle ilgili. Ben öğrencilerin yani kapasitesini orada çok özgürce tartışıyorlardı mesela. Karşılıklı. Biri bir şey söylüyor, tam karşıt fikri öbürü rahatlıkla söyleyebiliyor.
Yani muhatabını çok rahatlıkla eleştirebiliyor. Öbürü beğendiği beğenmediği kısmı tam ortaya koyabiliyor. Böyle bir atmosfer vardı. O atmosferin hala devam etmiş olması da önemli. Hatta hiç unutmuyorum. TÜSİAD bir program düzenlemişti. Beni de konuşmacı olarak çağırmışlardı. Üniversite kampüsüne girerken rektör karşıladı. Beraber o toplantının olacağı salona doğru gidiyoruz. Kocaman bir binanın önünde bez pankart var. TÜSİAD'ın bilmem ne toplantısı diye. O binanın önünde de 50 kadar öğrenci var. Slogan atıyorlar. Sermaye defol, üniversite bizimdir diye. Rektör dedi ki ya dedi bu okulda dedi bu üniversitede 50 civarında TKP'li öğrenci vardır dedi. Daha çok son sınıfta yığılıyor. Onlar mezun olunca azalacaklar zannediyorum. Onlar mezun oluyor. Ertesine bakıyorum yine 50 kişilerdi diye böyle bir hikaye de anlattı. Ondan sonra ben işte iki koruma vardı yanımda. Yanımdan uzaklaşın dedim böyle şey gibi yürümeyin. Ben öğrencilerin içinde salona girdim. Hiç kimse, salondaki hiç kimse konuşanı dinlemiyordu. Dışarıdaki sesi dinliyordu herkes. Ben dahil. Ben de kürsüdekileri dinlemedim. Dışarıda sürekli olarak sermaye, defol, üniversite bizimdir sloganları geliyor. Sonra bitti toplantı, çıkarken bir baktım ki bir basın ordusu. Girerken yoktu pek. Hemen yakaladılar beni. Dedi, hemen ilk soru. Öğrenciler sizi protesto ediyor. Ne diyorsunuz? Halbuki bana göre öğrenciler beni protesto etmiyor. Sermayenin benim ne ilgim var? Onların protesto ettiği sermaye. Ben de bir şey, beni protesto etmiyorlar falan demeye gerek görmedim. Sadece dedim ki, dedim bu gençler bizim çocuklarımızdır dedim. Onların kendilerini ifadelerinden, kendilerini ifade etmelerinden ben mutluluk duyarım dedim. Tabii ertesi gün gazetenin biri aleyhime, öğrenciler ah bununla bilmem protesto ettiler diye. Ama hiç unutmuyorum, Hürriyet Gazetesi bakandan örnek davranış diye vermişti şeye, haberi. Yani Boğaziçi'ne şunu anlatmaya çalışıyorum. Değişik dönemlerde böyle bir şeyim oldu. İlişkim oldu. Oradaki yapıyı gördüm, yaşadım. Gerçekten iyi bir üniversite ve iyi bir geleneksel kültürü vardı. Demokratik özgürlük adına, öğrencilerin özgür davranış kurallarına benimsemiş olmalarına yönelik olarak bir gelenek vardı. Ama şimdi o gelenek bozulmaya çalışıyor ama kötü zamanlar hızlı geçer. Bir bakarsınız ki bir sene sonra bugünkü olup bitenleri unutursunuz. Daha güçlü bir şekilde, daha demokratik bir gelenek ve kültür orada baskın, hakim hale gelir. Bu yapının aslında üniversitelerin ruhunda olması lazım. Özgür düşüncenin olmadığı yerde bilim gelişmez. Peki bir şey sorabilirim. Evet. Diyelim ki siz iktidara geldiniz ve dediğiniz gibi yaptınız. Yani rektörler, evet, akademisyenlerin oyları seçildi. Ve Boğaziçi'ndeki protestolar devam ediyor. Ve başka üniversitelerde de devam ediyor. Yani üniversiteler bu karanlık ortamdan çıktıktan sonra demokratikleşmek istiyorlar. Ne yapacaksınız? Yani bir, buna bireysel cevap veririm yani. Ben öğrencilerin istemediği rektörü koymam oraya. Evet, şimdi yakın arkadaşımıza gelelim. Ben de aslında akademik özgürlüklerle alakalı bir şey soracaktım ama sorum sorumda artık. Tamamdır. Şimdi genel merkezin ifade ettiği politikaların bürokrasideki hantallığı artırabilecek yapıda olduğunu düşünüyorum. Sizin de üyesi olduğunuz bir ekonomi masası var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Az önce bahsettiğim bürokratik hantallığa, işte yeni bakanlıkların kurulması, işte muhtarlara yardımcılar atanması gibi örnekler var. Bu politikalara ekonomi masasının bakışı ne? Ya da burada mı üretiliyor bu politikalar? Bir diğer sorum da ekonomi masasını dinamik bir yapı olarak değerlendiriyor musunuz? Bu şeyler, muhtarlarla falan ilgili konular ekonomi masasının konusu değil. Dolayısıyla o başka platformlardan süzülerek gelmiştir diye düşünüyorum. Ekonomi masası hem güncel ekonomiyi izliyor hem de ekonomik programların
ve politikaların Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında nasıl şekillenmesi gerekir? Bununla ilgili perspektifi oluşturuyor. Artı bir başka bir şey daha yapıyor. Ekonomi masası sürekli değişik illerde programlar düzenliyor. Yani neredeyse her hafta bir ilde gibi. Orada odalarla görüşüyor, KOBİ'lerle görüşüyor, işte iş çevreleriyle görüşüyor. Ve piyasadaki farklı sektörler ve büyüklükler itibariyle ekonomik birimlerin beklentilerini ve sorunlarını değerlemeye çalışıyor. Ve bunları genel merkezde sürekli raporlayıp değerlendiriyor. Bence faydalı bir kurum. Ama şu var. Sizin kadronuz nedir deseler bana, benim kadrom tüm Türkiye'dir. Yani bir partinin sadece oluşturduğu ekonomi masası, o partinin ekonomi kadrosu olamaz. Türkiye'de her alanda yetişmiş insanlar var. Bilkent'te de hocalar var. Hatta Vefa Hoca vardı. Chicago'da öğretim üyesidir, Chicago Üniversitesi'nde. O buraya 2-3 sene önce misafir hoca olarak gelmişti. Burada bir konferansı vardı. Duyunca geldim, burada Vefa Hoca'yı dinlemiştim. Neden? O da farklı bir şey sunuyor. Yani her üniversite, üniversite dışında da ekonomiyle ilgilenen, ekonomik tecrübesi olan, hatta piyasayla birlikte bu tecrübenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda insan var bu ülkede. Sadece partinin milletvekillerinden oluşan bir yapının Türkiye ekonomisinin patronajına üstlenip ona göre yöneteceğini düşünmemek lazım. Tüm Türkiye kadromuzdur bizim. Doğru bir şey söyleyen varsa onun o söylediği sözde bir iktidar için ama gerçekten sorun çözme niyetinde olan bir iktidar için önemlidir. Evet, buyurun. Siz öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim. Evet. Öncelikle siz kendiniz de daha önce Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde evet. de üst konumlarda bulunmuş insansınız. Evet. Bu partilerin kapatılma sürecinde de bulundunuz. Evet. Bu partilerin kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve şu an başka bir partinin de kapatılma davası sürüyor. Yani genel olarak partilerin kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Ben Refah Partisi'nin kapatılmasını da, Fazilet Partisi'nin kapatılmasını da yanlış buluyorum. Yani ne kadar yanlış olduğunu bir şey söyleyeyim. Fazilet Partisi'nin kapatılmasının bir tane sebebi vardı. Tek bir sebebi. O sebep de şuydu, başörtülü bir milletvekilini seçmiş olmak. Şimdi bugün komik geliyor. Böyle bir gerekçeyle bir partinin kapatılması. Başka bir gerekçesi yoktu. Ve kapatma gerekçesinde de siyasi yasak getirilmesiyle ilgili iddianamede en ağırlıklı isim bendim. Hatta bir rivayete göre siyasi yasağı vermişler bana da sonra vazgeçmişler. Öyle bir rivayet duydum içeride. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle bakarsam ben parti kapatmalarının tamamıyla yanlış olduğu kanaatindeyim. Yani siyasi partileri böyle şeyle bilmem yargı süreçleri sonrasında kapatmanın hiçbir getirisi olmadığını ben 31 yıl boyunca gördüm. Hiçbir getirisi olmuyor. A partisini kapatıyorsun, aynı partinin milyonlarca zaten seçmeni var, taraftarı var, bilmem nesi var. Yasaklılar dışarıda kalıyor, yasaklı olmayanlar yeni bir parti kuruyorlar. Hatta bu sefer oyları da artıyor bakıyorum. Azalmıyor da. Yanlış. Evet, buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz okulumuza. Sağ olun. Geçtiğimiz günlerde Ethem Sancak biliyorsunuz bir itiraf gibi mi söyleyeyim, Amerikan desteğiyle iktidara geldiğini söyledi AK Parti'nin. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani partinin en önemli kurucularından olduğunuzu az önce söylediniz. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, bir partinin kurucularındansınız veya bir partide kabinede yer alıyorsunuz.
Bu şu anlama gelmez. O partinin bütün yaptığı, ettiği işleri biliyorsunuz anlamına gelmez. Farklı koridorlar vardır. Böyle örgütlü yapılarda farklı koridorlar vardır. Bazı koridorlarda olup bitenleri hiç görmezsiniz. Duymazsınız bile. Biraz da siyaset az konuşarak yürütülen bir iştir. Her bildiğini kimse konuşmaz. O bakımdan kuruluş safhasında bir böyle bir şey var mıydı? Yani ABD etkisi, Ethem Sancağ'ın söylediği gibi. İlk kuruluş safhasında bunu ben hissetmiş değilim ama şunu da söyleyebilirim. Bizden önceki iktidardan uzaklaştırılmasında doğrudan doğruya dış etkiler vardır. Önceki iktidar biliyorsunuz DSP iktidarıydı. Bu DSP iktidarı krizlerle gitti, ekonomik krizlerle. 99'da Marmara depremi oldu, o bir kriz etkisi yaptı. Ekonomi küçüldü, ertesi yıl toparlanıyordu. 2001'de de bir krize daha girdi. İki krizin üst üste gelmiş olması nedeniyle büyük bir şekilde kamuoyunda aleyhte de kampanya başlamıştı. Hiçbir hatırlayın bakayım o dönemi siz ne kadar hatırlıyorsunuz bilmem de. Bütün televizyonlar ama iktidarı destekleyen desteklemeyen diye bir televizyon yoktu. Bütün televizyonlar bir esnaf başbakanlığın önünde kasasını fırlatmıştı. Haber programları o görüntüyle başlardı. Bütün televizyonlarda. Şimdi kıyamet kopsa mümkün değil. Böyle bir şey görmezsiniz. Başbakanın önünde iki kişinin kendini yaktığını biliyorum ben daha sonra. Hiç haber bile olmadı. Hemen yayın yasağı getirdiler. Neyi anlatıyorum? Krizi, 2001 krizine. 2001 krizinde IMF yönetiyordu Türkiye ekonomisini. Marmara depremi nedeniyle paraya ihtiyacı vardı o dönemdeki hükümetin. IMF ile standby anlaşması yapmıştı. IMF ekonominin direksiyonundaydı. IMF'nin eliyle çıkarılan bir kriz. İkincisi, daha önemli bence, rasyosunu kaybeden bankalar vardı. 20 küsür banka. IMF bunların hepsini kapatacaksınız, TMSF'ye devredeceksiniz, TMSF bunları tasfiye edecek dedi. Yani krizin daha derin hissedilmesini sağlayacak bir program koydu önüne hükümetin. Hatta fazla da itiraz eden olmasın diye bunları kurtarmaya çalışmak ahlaki değildir, etik değildir diye de beyanlarda bulundulardı. Aynı IMF 2008 krizinde Amerika'da, Avrupa'da 2008 krizi varken aman rasyosunu kaybeden bankalara batırmaya kalkmayın, devlet içine para koysun bunları kurtarın diye tam tersi bir politika uygulattı. Ama Türkiye'de ise krizin derinliğini vatandaşın hissedeceği bir süreç ortaya çıktı. Sebebi de o dönemdeki hükümet kesinlikle Amerika'nın baskı ve taleplerine rağmen Irak operasyonunda tam işbirliğini kabul etmiyordu. Bizim komşularımızla kavga etme diye bir politikamız yok. Siz gidersiniz, biz komşularımızla bölgede baş başa kalırız. Onun için buna yanaşmamıştı o hükümet ve onu değiştirme eğilimi vardı ve iş başındayken krizle götürdüler. Sonra sadece kriz yaşanmadı, sadece kriz derinleştirilmedi dış etkiyle. Aynı zamanda Dünya Bankası'ndan ekonomiyi yönetmesi için getirilen biliyorsunuz dervişle partiden ayrılarak o günkü iktidar partisini böldüler. Böyle bir süreç yaşandı. Dolayısıyla öncekini tasfiye doğrudan doğruya dış etkilerle olduğuna göre yeniyi inşa etmede de dış etkiler var mı? Ethem Sancağ'ın sözleri daha doğrusu ne kadar gerçekçi? Şimdi burada bazı dış etkilerin olduğu kanaatindeyim. Özellikle işte partinin genel başkanının bu temasları, bu ilişkileri sürdürdüğü anlaşılıyor şeyle, öteden beri. Ben milletvekili olduktan sonra öğrendim.
ABD'ye gitmişler. Yanında iki milletvekili, daha sonra da milletvekili olan iki isim ve bir de belediye başkanlığı döneminde yakın iş adamı olan biriyle birlikte ve orada pek çok temasta bulunmuşlar. Yani partiyi kurmadan 3-4 ay önce, 2001 Ağustos'unda kurulmuştu. 2001'in Mart-Nisan ayları gibi gitmişler. Görüşmeler yapmışlar 4 kişi olarak. Ondan sonra Pensilvanya'ya gitmişler. Oradan destek istemişler. Ondan sonra bir şey daha var da ben o kısmını... söylemiyorum. Yani çok konuşma ortamındaki çok ilginç bir sahne var. Onu söylemeyeyim. Şimdi baş başa olsak belki söylerdim de kamerayı görünce vazgeçtim. Ki ABD Gülen ilişkisi daha eskidir zaten. Ona şey de eklemlenmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi. Şeyin Fukuyama mı? Kimdi? Füller. Graham Füller. Orta Doğu, CIA'nın Orta Doğu masası şefidir. Onun bir kitabı var. O kitabında ben de daha sonradan okudum. Ara verdiğim dönemde okudum bir kitaptır. Bir taraftan Gülen hareketini anlatıyor. Bir taraftan AK Parti hareketini anlatıyor. Sonunda bu iki değerli hareketin bir araya gelmiş olmasının Türkiye için ve bölge için çok büyük şans olduğunu anlatıyordu. Yani bir CIA yetkilisinin bunu böylece yazmış olması o günlerde bence önemliydi. Demek ki arkada dış destekler vardı diyebilirim. Ve Ethem Sancak da doğru söylemiş. Evet. Benim sorum şu olacak. Şimdi Ali Babacan'ın kendi ifadesine göre kendisi de sizin gibi zamanında yanlışları görmüş ama bir şeyleri değiştirebilirim umuduyla partide kalmış. Mesela siz niye böyle bir şey yapmadınız? Bir bunu soracağım. Bir de 2018'de CHP'den milletvekili olmuşsunuz. Ondan bir sene sonra da Deva Partisi kuruluyor. Hani size daha yakın gibi duruyor görüşleri. O yani Deva Partisi'ni neden düşünmediniz? Ve Deva Partisi hakkındaki görüşleriniz. Ya da AK Parti'den ayrılan partilerle ilgili genel olarak. Şimdi bu AK Parti'den ayrılan partiler, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekiliyken kuruldu. Milletvekilliğimden önce kurulmadı. Yani o ara verdiğim dönemde kurulmadı. Bir partide milletvekili olmuşum. İşte önce Gelecek Partisi kuruldu, Davutoğlu'nun partisi. Daha sonra Babacan Deva Partisi'ni kurdular. Dolayısıyla bir partide milletvekiliyken benim dediğim gibi parti seçmem ve milletvekili arasındaki gizli sözleşme devam ederken sözleşme bölücülerden değilim ben. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşunu, tavrını çok doğru buluyorum. Başladığımdan beri ve bu dönüşüm sağlanacaksa zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülüğünde sağlanacaktır. Onun için değişimin ve dönüşümün adresi neresi dersen ben Cumhuriyet Halk Partisi derim. Diğer arkadaşlarla beraber olduk. Davutoğlu ben başbakan yardımcısıyken başbakanlık danışmanıydı. O zaman henüz milletvekili değildi. Oradan biliyorum. Ali Babacan partinin kurucuları içerisindeydi ismi. İlk kabinede beraber bakandık. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda birlikte çalışmaları sürdürdük. O da bir parti kurdu. Ve şimdi bunların hepsi Millet Partisi'nin, affedersiniz, Millet İttifakı'nın içerisindeler. Her ne kadar ilan edilmiş bir tavırları yoksa da biz Millet İttifakı'nın içindeyiz diye öncelikle seçim atmosferindeki tavırlarında bir belirsizlik varsa bile işte bu güçlendirilmiş parlamenter sistem vesaire nedeniyle birlikte altılı masa oluşturmuş olmaları artık ben onları bu ittifakın içinde olarak görüyorum. Ve faydalı olmuştur siyaseten ortaya çıkmaları
ve yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşıyor olmaları iyi olur diye umut ediyorum. Muhalefet, tüm muhalefet açısından gelecek iyi olur diye umut ediyorum. Yani şey, partiden erken ayrılma ve Ali Babacan'ın yaptığı gibi hani biraz daha şeyleri değiştirebilirim umudu, onunla ilgili ne düşünüyorsun? Arkadaşlar, ben yaptığım işin iyi olduğunu düşünüyorum. Kimseye yönelik de bir eleştirel yaklaşım tarzı sergilemem tabii. Ama siz anladığım kadarıyla sonuna kadar beklemeliydin diyorsun. Yani o kadar olmasın. Yani, soruyorum sadece yani. Bakın. Sizi erken ayırt. Partide Adalet ve Kalkınma Partisi'nde zirvedeyken görevi bırakıp ayrılan ben varım sadece. Bu ilkesel ayrıldığının görüntüsüdür. Ayrılma nedenlerimi de saydım ayrılırken. İçinde bulunduğum dönem boyunca da eleştirdim. Erdoğan başbakan oldu, ikinci hafta biz kavga ettik. Yani kavga ettik dediğim yolları ayırdık. Yoksa bana hayatımda en kibar davrananlardan biri Erdoğan'dır biliyorsunuz. Böyle bir aramızda gerginlik olarak bırakmış değilim. Ben ne kadar işi gerginliğe soksam o yumuşak davranırdı. İkinci hafta ayrıştık. Bu özelleştirmeler yüzünden. Verdim. Daha sonra özelleştirme yüksek kurulundaydım. Kitapta var bunlar. Daha önce itiraz ettiğim bir karar silsilesi getirdiler. İmzalamadım, gönderdim. İki ay benimle küs kaldı. Başbakan olduktan sonraki ilk ay içinde benimle küstü. İki ay hiç konuşmadı. Hatta havaalanında karşılamaya giderdim. Başbakanlığı vekaleten bana bırakırdı. Piyasa duymasın diye. Yalandan kulağına bir şey fısıldardım. Cevap vermezdi. Yani bu derecede. Daha sonra mesela Galata Port olayında aylarca basın yazdı. Aylarca. Hatta Şener imzalıyor mu, imzalamıyor mu? Özelleştirmeyi bıraktım da Galata Port'un bana gelme sebebi Yüksek Planlama Kurulu diye bir kurul vardır. Bazı özelleştirme onayları oraya gelirdi. İki onay geldi. Özelleştirmeyi bıraktım. Yüksek Planlama Kurulu'nun da ben üyesiyim, 9 bakan üye oraya. Sekreteriyasının Devlet Planlama Teşkilatı yapıyor. Devlet Planlama Teşkilatı da bana bağlı. Hem benim imzalamam gerekiyor hem de diğer YPK üyesi bakanlara imzalattırmamız gerekiyor şeyleri, kararı. Herkes üzerimde. Ne yapacak Şener? İki kere söyledi, inceliyorum dedim. Tabii iki kere söyledi dediğim, şunu geciktirme diye. Tabii aradan iki ay geçmiş. Sonunda bir daha söylemek de istemedi. Yenge Hanım'a söyle bir yurt dışı gezisine çıkacağız dedi. Çıktık bir yurt dışı gezisine özel uçağıyla. Ben varım, babacan var, şey var. Başbakan var, Erdoğan var. Üçümüzün eşi var. Uçak personeli hariç 6 kişiyiz. Uçak kalktı gitti Küveyt'e. 2-3 gün orada gezdik. 1-2 resmi görüşme de oldu. Oradan kalktı gitti Yemen'e. Orada da 2-3 gün kaldık. Tabii orada da birkaç resmi görüşme oldu. Oradan kalktı uçak Türkiye'nin üzerinden İngiltere'ye. Londra'da indik. Orada hiçbir resmi görüşme yok. Şeye de büyükelçiliğe de karşılama falan istememişler. Apron'dan gidiyoruz. Saatlerce Londra'nın içinde. Sonra bir eve gittik. Hani şeylerde Amerika'da çocukları okurken bizim çocuğa bir 20 bin dolar gönder diye telefon konuşması yansımıştı ya. O iş adamının evine gittik. Orada beni başladılar şeye, Galata Port'a ikna etmeye. Ne kadar önemli bir proje olduğunu falan filan. Tabii hanımlar var. Evde gelin damat var. Onların içinde devlet işi görüşülür mü? Yani herhalde olmaz değil mi? Neyse epey seanslar yaptılar. O sırada da Türkiye'de bütün basın yazıyor.
Başbakan Şener'i havada ikna edecek ve iner inmez Galata Port'a imzayı basacak diye. Neyse geldik Türkiye'ye. Depet'e son bir talimat vermiştim. Hazırlığınızı yapın, son bir kere daha görüşeceğiz diye. Neyse onlarla durumu gözden geçirdik ve SPK'nın bir toplantısı vardı. Oraya katılmıştım. Çıkarken basın kalabalıktı. Galata Port'u sordular hemen. Ben de oraya gelmeden önce iptal edip özelleştirme idaresine iade etmiştim. Dedim iptal ettim ve özelleştirme idaresine iade ettim. Tabii medyaya düştü bu. Pazartesi gün, o gün cuma, pazartesi de Bakanlar Kurulu var. Herkes Bakanlar Kurulu'nda başbakanla kavga eder diye. Gazeteciler böyle aman içeride olan şeyleri, gerginliği falan bize söyle falan diye de peşine düşüyorlar. Bakanlar Kurulu gayet sakin başladı. Birkaç saat geçtikten sonra başbakan bana döndü, dedi ki böyle bir gerginlik olduğu zaman yumuşatırdı. Yumuşatmak için de Abdüllatif demez de Latif derdi. Ya Latif dedi, şunu iptal ettin etmeye de dedi. Öyle açıklama yapılır mı dedi. Ben birden şaşırdım. Nasıl bir açıklama yaptın dedim. Ya öyle söylenmez dedi. Diyecektin ki dedi, başbakanımızın talimatı üzerine Galata Port ihalesini iptal ettim diyecektim dedi. Şimdi kısaca ben kendi serüvenimi ayrıştırmadığını düşündüğüm için, yani niye bekleyeceğim? Mesela benim Sivas seçmeni ya en işe yarayacağı zamanda bıraktı. Onlar da seçim bölgesi olarak milletvekillerinin bakan olup oraya bir takım hizmetlerin gitmesinden memnunlar ya. Televizyonda beni sıkıştırıyorlar o ara dönemde, bıraktıktan sonraki dönemde. Birden dayanamadım. Ya orada daha fazla durup da bilmem ne mi yapacaktım dedim. P. Dedim. Aynen çıktı. İyi ki yaygınlaşmadı oradaki konuşmam. O televizyon kapandığına göre artık basının eline de geçmez herhalde. Yani durup ne yapacaksın orada? Benim açımdan, kendi açımdan söylüyorum ben. Evet değerli arkadaşlar, saat kaç olmuş? Ben sanki saatler geçti gibi hissettim ya. Pek de öyle değilmiş. Yavaş yürüyormuş. Buyurun. Vaktimiz var. Merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Evet. Teşekkürler okulumuza geldiğiniz için. Sağ olun. Bireysel yakınınızdan dolayı soruyorum. 2002 Erdoğan ile 2022 Erdoğan arasındaki fark nedir? Sizce partisi gibi o da önceden yozlaşmış mıydı? Yoksa sonradan güç eline geçince mi bir değişim geçirdi? Merak ediyorum yorumlarınızı. Bence Erdoğan aynı Erdoğan. Başladığı günle bugün arasında fark yok. Sadece yaptığı işlerin düzeyinde fark var. Yerleştikçe, otoritesini sağladıkça yaptığı işler, yani yaptığı işler dediğim hukuk düzeninin kabul etmeyeceği işlerden bahsediyorum. Onun düzeyi artmıştır. Yani başlangıçta da aynı huylar vardı. Başlangıçta bilmiyor muydunuz öyle olduğunu yani kurulurken yani 91'de ilk kez ben 91 seçimleri sonrasında gördüm Erdoğan'ı. 91 seçimlerinde o İstanbul'dan adaydı, milletvekili adaydı, ben Sivas'tan. 91 seçimlerinde Erdoğan da milletvekili seçildi diye mazbatasıyla Ankara'ya milletvekili toplantısına geldi, partinin toplantısına. Ben de gelmiştim. O salonda ilk karşılaştık. Daha sonra biliyorsun seçilmedi ortaya çıktı. O seçimde 91 seçimlerinde hiç uygulanmayan şöyle bir yöntem vardı. Vatandaşlar oy verirken partinin ambleminin altında adayların isimleri vardı. İstediği adaya tercih de kullanıyordu. Bir adayın oy verirken vatandaşın verdiği tercih sayısı yüksek olursa, belli bir oranın üzerine aşarsa, onun yeri değişiyor, listenin başına geliyordu. Erdoğan liste başıydı. İstanbul 2. bölgeydi galiba. İstanbul 2. bölgenin liste başı adayı.
Ve ikinci sıradaki Mustafa Baş daha çok değil, çok belirgin farkla tercih aldı. Tercihleri önce düzgün saymadan, itirazlar devam ederken mazbatasını vermişler Erdoğan'ın. Sonra seçim kurulu tercihleri bilmem neler falan tamamladıktan sonra onun mazbatasını iptal etti ve Mustafa Baş milletvekili olarak meclise geldi. Yani Türk siyasi hayatında en ağır seçim mağlubiyetini yaşayan insan Tayyip Erdoğan'dır. Neden? İstanbul İl Başkanısınız. Partinin İstanbul'da en tanınan elemanısınız. Şimdikine göre daha gençsiniz. Buna rağmen parti sizi liste başına koyuyor. O bölgeden bir tane milletvekili çıkarıyorsunuz. Ama vatandaş size diyor ki seni seçmiyorum diyor. Sende problem var diyor. İkinci sıraya tercih veriyor ve önüne çıkarıyor. Bundan daha ağır bir seçim mağlubiyeti olmaz. Ama dediğim gibi yani ben bugünkü ve dünkini sadece yaptığı hukuk dışı işler açısından değerlendirdiğimde bugünkü yaptıklarının boyutu çok yüksek. Evet, başka soru var mı arkadaşlar? Siz niye sormuyorsunuz? Küskün müsünüz bana yoksa? Ben mi? Evet. Sorular güzeldi bence. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederiz. Arkadaşlarınız adına aynı zamanda. Hoş geldiniz öncelikle. Evet, sağ olun. Benim sorum şu olacak. Aslında bu soru için en iyi kişilerden birisisiniz. Biliyorsunuz AKP'nin başında Tayyip Erdoğan ve yükselişe geçtiği zamanlarda Tayyip Erdoğan'ın LGBT'lerin anayasayla haklarının korunması gerektiğini söylemişti. Ve ondan sonra işte izlediği yolu hepimiz gördük, biliyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da aynı söylemleri yürütüyor. Ben bunun biraz havada kaldığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü bunun için herhangi bir çalışma ya da sonrasında başka bir açıklama görmüyorum. Ya da LGBT'ler hedef gösterdiği zaman, atıyorum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, LGBT'leri direkt olarak Twitter üzerinden ya da başka platformlar üzerinden hedef göstermişti. Ama buna dair çok fazla bir tepki alamadık ne milletvekillerinden ne de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan. Bu süre geçtikten sonra işte sadece bir kere bunu söylüyor olması ne kadar inandırıcı? CHP'de bunun için bir çalışma var mı? Bir milletvekili olarak ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler. Evet, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, toplumda ne gerekçeyle olursa olsun, özellikle siyasetçilerin veya mesela Soylu ile ilgili bu paylaşımlar dediğiniz şey doğrusu ben de takip etmemişimdir. Soylu'yu pek de takip etmem zaten. Çünkü senede iki kere meclise gelir. Biri plan bütçe komisyonunda bütçesini sunmak üzere, ben plan bütçe komisyonu üyesiyim. İkincisi de genel kurula gelir. Bütçeyi, İçişleri Bakanlığı bütçesini genel kurulda sunmak üzere. Yani akla, mantığa, hayale sığmayacak ayrışmalar yapar, kavgalar çıkarır. Yani ben ömrümde öyle bir siyasi üslubu hiç görmedim. Oh, oh, oh diye şey konuşması yapıyor. Yani siyaset böyle oh çekip rahatlama yeri değil ki. Siyaset yeri gelecek, duygularını içine gömecek. Gönlünü duygularının mezarı yapacak ama aklıyla, mantığıyla ülkeye ne faydalı olur, ne yapmak lazım onu düşünecek. Şimdi dolayısıyla bir ülke açısından en tehlikeli şey vatandaşlar arasına ayrılık katmaktır, kategorize etmektir, düşmanlar dostlar ilan etmektir, kin ve nefret duygusunu pekiştirmeye, yaymaya çalışmaktır. Bunlar ülkenin geleceği açısından son derece tehlikeli şeylerdir. Ama bu Türkiye'de maalesef özellikle son 10 yılda çok fazla yapılıyor. Hala bazı yerlere gidiyorum, ooo CHP'li misiniz? Yani CHP'li olmak sanki çok anormal bir şeymiş gibi. Bir yerde tutlar, ya sen İmam Hatip mezunu, ben İmam Hatip mezunuyum. İmam Hatip mezunusun.
İmamlık da yapmıştın. Gerçekten imamlık da yaptım ben. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne işin var diyor. Ya dedim, İmam Hatip okullarını kuran Atatürk ve Cumhuriyet Halk Partisi. Kadrolu olarak çalıştığım Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da Cumhuriyet Halk Partisi kurmuş. Başka hangi partide olacaktım dedim. Yani vay şucu, vay bucu, etnik durumu şu, bilmem yönelimi şu diye. Yani insanlar arasında ayrıştırmaya dayalı, kin ve nefret duygularını körüklemeye dayalı bir söylem doğru değil arkadaşlar. Onun için hele siyasilerin bunu bu şekilde dillendirmesi doğru bir şey değil. Ve ben bunu yanlış buluyorum. Partilerin bu konuda şeyleri var, açıklamaları var, değerlendirmeleri var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de zaman zaman bu değerlendirmeler yapılmıştır. Ve ben barış, huzur ve herkesin kendi halinde yaşayabileceği bir Türkiye'nin doğru olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben şey sormak istiyorum da, bu özelleştirme sürecini hatırlıyorum ben. AK Parti'nin ilk yıllarında büyük bir nakit sıkıntısı, kaynak sıkıntısı, maliyeyi çeki düzen verememe ve borç devralan bir AKP vardı. Ve başka bir AKP'li yine bir arkadaşımız da bana demişti ki, biz iktidara geldiğimizde maaşları ödeyecek para bile yoktu. Şimdi muhtemelen bu özelleştirme süreci de bu haraç mezat bir kaynak yaratma panik halinde, iktidar olmanın paniği halinde bir şeyden kaynaklanıyor. Ama siz buna işte onay vermemişsiniz bir kurum bazında veya belki felsefe olarak karşıydınız, bilemiyorum. Ama şimdi sizce bu AKP'nin özelleştirmeleri bir felsefe sonucu muydu? Ağır nakit yaratma ihtiyacı sonucu muydu? Yaklaşımda bir şey var mıydı, hani ideolojik veya bir felsefi bir duruş? Veyahut da başka ne yapabilirdi o dönemde AKP? Yani nasıl kaynak yaratabilirdi? Başka projeleri yok muydu? Demek ki başka bir proje fikir üretemediler ki böyle bir yola mı başvurdular? Ya bunu benimsiyorlar mıydı? Hani özel mülkiyeti acaba? Şimdi yani AKP'nin devraldığı tabloyu yanlış tanımladınız. Hiç AKP'nin devraldığı tabloda bu bahsettiğiniz ekonomik sıkıntılar yoktu. Tamam. Bunu bir il başkanı söyledi. İl başkanına mı güveniyorsun, bana mı? Şimdi Sayın Hocam'ın elinden mikrofonu almazsan araya girer. Şimdi 2001 krizi çıktı. Zaten var olan IMF ilişkileri tekrar yenilenerek devam etti. O sırada zaten Türkiye'nin ihtiyacı olan paralar IMF kredileriyle sağlanıyordu. 2002'de de ekonomi normalleşmişti zaten. 2002'nin büyüme oranına bakın, %6. Kriz olan ülkede %6 büyüme olur mu? Olmaz. Kasasında para var mıydı? Vardı. İhtiyacı olan bütün para var mıydı? Vardı. Yani öyle bir para nakit sıkıntısı diye bir durum söz konusu değildi. Ama özelleştirme zaten öteden beri uzunca süredir Türkiye'de tartışılıyordu. Yani artık devletin işletmelerinin küresel rekabet ortamında dünyaya intibak sağlayamayacağı, dolayısıyla rekabete açılması gerektiği ta Özallı yıllardan itibaren, 80'li yıllardan beri savunuluyordu. Fakat toplumsal baskı nedeniyle hükümetler buna cesaret edemiyorlardı. Daha önceki dönemlerde yapılan özelleştirmeleri vardır ama bunların miktarı azdır. Asıl özelleştirme Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde yapılmıştır. Eskiden kapalı ekonomi vardı arkadaşlar. Yani yurt dışından bir mal Türkiye'ye girmez, Türkiye'den yurt dışına çıkmaz veya bazı mallara doğrudan yasak konurdu. Mesela sizin burada bir sanayiniz varsa o sanayi ürünlerinin dışarıdan gelmesine yasak koyabiliyordunuz. Veya çok yüksek gümrük vergileri koyuyordunuz.
o gümrük vergileriyle ucuza girip içerideki sanayiyi batırmasın diye prensip kararı alabiliyordunuz. Bu kapalı ekonominin olduğu dönemlerde kitler hem istihdam kaynağı olarak hem üretim kaynağı olarak büyük işlevler görmüştür. Ama gittikçe dünyada kurallar değişiyor. Önce GATT denilen dünya gümrük sistemiyle ilgili bazı kurallar oluştu. Daha sonra 96'da Türkiye Gümrük Birliği'ne girdi, Avrupa Gümrük Birliği'ne. Dolayısıyla gümrükler sıfırlandı. Dışarının rekabetine açık bir Türk ekonomisi ortaya çıktı. Sonra sermaye hareketleri serbest hale geldi. Böyle bir ortamda, böyle devlet mantığıyla dünyanın en ucuz ve kaliteli malını üretmeden hiçbir sanayinin ayakta kalması mümkün değil. Devlette karar süreçleri biraz gecikmeli olarak işleyeceği için dinamik bir işletmede bu mümkün olamaz düşüncesiyle özelleştirme, ekonominin rasyonelleşmesi için gerekli görülen bir olay olarak değerlendiriliyor idi. AK Parti'de böyle meclisin 3-2 çoğunluğuyla gelince artık bu özelleştirmeyi yapabilecek iradeyi ortaya koyabilecek durumdaydı. Ama bana kalırsanız, kalırsa hükümetin başının özelleştirmeden anladığı, daha önce sık söyledim, üzerinden elde edeceği para ve rant olmasa bir kilometre yolu yapmazdı. Bunlar diyordum. Aynı şeyi özelleştirme için de söylerim. Neyi kime verecek, parayı kim alacak onun için hiçbir hesap yapmamıştır. Hızlı özelleştirmenin sebebi de budur. Yoksa nakit ihtiyacı vardı da onun için falan değil. Hiçbir nakit ihtiyacı yoktu. Üstelik de 2000'li yıllar küreselleşmenin 3. evresi, dünyada bol şey var, sermaye akışları var, para bolluğu var. Evet. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Ben biliyordum zaten mikrofonu almanızı rica etmiştim ama buyur Leyla Hanım. Peki bu özelleştirmeler yapılırken işte ülke bazında veyahut da işte bölge bazında veyahut stratejik veya ülke için milli güvenlik veya stratejik sektör gibi bir takım öncelikler gözetiliyor muydu? Yönetimde işte milli yönetim olsun %50 veya işte altın, hisseler bizde bulunsun gibi bir takım öncelikler gözetiliyor muydu? Yoksa daha çok dediğiniz nakit bazlı mı? Nakit yüzde bazlı mı? Anladım. Bakın şöyle söyleyeyim ben. İlk iki haftada bu özelleştirme yüzünden yolumuz ayrıştı. Önce özelleştirmeyi bıraktım. Sonra özelleştirme yüksek kurulunu bıraktım. Ve daha sonra da özelleştirmelerle ilgili hiçbir şey bana gelmedi. Yani benim koridordan özelleştirme diye bir şey geçmedi. Sadece iki ayrı olay var. Biri Galata Port, anlattım. Onlar da kanun gereği bazı işler özelleştirme işlemlerinin onaylanması için YPK'ya gelmesi gereken şeylerdi. O ikisine de red oy verdim ben. Red oyu vermekten de öte iptal ettim ikisini de. Bu buradan geçmez dedim. Biri benden geçmediği halde meclisten kanun haline dönüştürüp geçirdiler, biliyor musunuz? Yok, YPK'ya gelen ikinci iş. O ayrı, girersek çıkamayız içinden. Önemliydi. Gece yarısı basın çekildikten sonra, ondan sonra başbakanın önünden basın gidiyordu. Benim odada Binali Yıldırım, Ali Babacan, Telekom falan filan şeylerle birlikte iki kez toplantı yaptık. Sonunda bunu ben imzalamam dedim. Aldı götürdüler, sonra meclisten kanun diye geçirdiler. Düşün yani. Yani dolayısıyla o iki olay hariç YPK'ya gelen özelleştirmelerle ilgili benim hiçbirinde imzam yok. AKP'nin tek bir özelleştirmesinde imzam yok. Bu dediğiniz stratejik ayrıştırma, yeri geldiğinde altın hisse oluşturma gibi bir durum hiç olmamıştır. Neyi kime satacağımız önemli görülmüştür. Neyi kime satarken de
aradaki para değişti tokuşunun nasıl şekilleneceği konuşulmuştur muhtemelen büyük bir çoğunlukla. Mesela Telekom'la ilgili beyanımı söyledim. Telekom sonra ne oldu? Sürekli 2018'e kadar bütün karları transfer ettiler. Karlarının %90'ını yurt dışına transfer ettiler. Alanlar. Yenilenmesi gerekiyordu teknolojisinin, altyapısının. Hiçbir yenileme yapmadılar. Eskimiş olarak. Üstelik de Türk bankalarından aldıkları kredilerle satın almışlardı. Yabancı sermaye ama parayı da Türk bankalarından almışlardı. Hükümet yardımcı olmuştu. Türk bankalarından almış. Çünkü kamu bankalarıydı. Sonunda 2018 yılında Alan Hariri ben bu işi bırakıyorum dedi. Borçlarını da ödemeden çekti gitti. 5 milyar dolar borçla beraber. Ne yapar? 50 işte 70-80 milyar demek. Borç bıraktı ve çekti gitti. Karlarını da alarak. Bundan 6-7 ay önce bakıyorum aynı Hariri Cumhurbaşkanlığından karşılıklı böyle iki sandalyede görüşüyorlar. Ve basına da o fotoğrafı servis yapmışlar. Ya bir çiftçi, bir öğrenci kredisini ödemedi diye evine haciz gönderiyorsun. Adam yurt dışından gelmiş odanda. Şuna parasını ödettirsene. Yok. Yani burada masum bir satış olduğunu düşünebilir misiniz? Mümkün değil. Yapılan işlerin çoğunun gizli ortakları var. Yollar, köprüler, havaalanları, şehir hastaneleri. Hepsinin gizli ortağı var. Her ne kadar siyaset olarak beşli çete falan tabiri yaygınsa da bence bunlar komisyoncu. Asıl parayı biri alıyor. Son soru. Evet. Şunu merak ettim ya, siz siyasette nasıl yükseldiniz? Ya ben genelde şey duyuyorum hani insanlarda. İşte siyasette ilkeli bir insansanız, etik anlayışınız varsa yükselemezsiniz deniyor hep bana mesela. Siz nasıl yükseldiniz? Yani ya da siyasette ilerlemek isteyen bir insana ne tavsiye edersiniz? Vallahi bak, kuralı yok bu işin. Siyasette kimi karışık yollar deneyerek prim yapar. Kimi de farklı bir yöntem izleyebilir veya hiç yönteme başvurmaz. Yönteme başvurmayanlardan biri benim. Başka kim var bilmiyorum. Ben hiçbir ünvanı istemedim. 91'de beni zorla aday yaptılar. Yani adaylık falan diye bir talebim yoktu. O zaman işte Refah Partisi'nde hoca 10 senedir barajı aşamamış, meclis dışında barajı aşmamış bir partiden talimat vermiş bana 100 tane profesör bulun diye. Yani Erbakan Hoca rahmetli, doktorası olan herkese profesör derdi. Bu Avrupa'da da öyledir biliyorsunuz. 100 tane profesör aday bulacaksınız diye. Uğraşmışlar, hiçbir tane aday bulamıyorlar. Hocalar barajı aşmamış bir partiden gelir de aday olur mu? Mümkün değil. Sonunda bana da çok baskı yaptılar. O sırada Hacettepe Maliye Bölümünde hocaydım ben, doçenttim. Yani gerçekten trafik çok yoğun bir şekilde arttı. Ve ben de ev taşımaktan usanmıştım. Evlendim, 7 senede 7 kere ev taşımıştım. Yine bir ev taşıma meselesi çıkmıştı karşıma. En çok da şeyden kızıyordum, bu ev taşımalarına. Ya kitaplarını diziyorsun yeni, bir ev taşıma daha. Tekrar kolilerine kitap taşıyorsun, tekrar... Yani kitapları dizmek, düzenlemek bilmem ne... Bir de fazla para olmadı ama o vidalı şeyler vardı, demir raflar vardı, ona koyardım. Bakkal rafları gibi. Onlarla uğraşmak falan yorardı beni. Sonra dedim ki ya... İyi bilim adamı olmak için ya miras yedi olacaksın veya aristokrat olacaksın. Böyle emekçiden bu işte tam kendini verip de idealize ettiğin şeylere ulaşma çok zor oluyor. Yani kalsaydım Türkiye'nin en önemli iktisat tarihçilerinden biri olacağıma inanıyordum. Onun için hep üzülmüşümdür bıraktığıma. Halil İnalcık Türkiye'nin en büyük tarihçisi Tanzimat'la ilgili kitabında benim makalemi koymuştur. Değerleme bir Tanzimat kitabı var. Arkasında da 6-7 tane benim kitaplarım ve şeyleri, makalelerimi de
Tanzimat literatürü olarak yerleştirmiştir. Onun için benim şeyim, icazetim şeyden, Halil İnalcık Hoca'dan geliyor. Ve sonunda kızdığım için koşullara ve çok da talep olduğu için aday oldum. İnanır mısın, yemin törenine kadar başlamadan istifa mı etsem acaba diye düşünüyordum. Sonra bu son seçimde de ben yine aday değildim. Teklif ettiler. 2015 seçimlerinde bir başka parti yine teklif etti. Ona da ben siyasete girmiyorum dedim. Yani uygun değildi orada zaten şey olmam yani. Sürdüremez. Zaten 2015 Haziran'dan sonra da politikaları değişti falan filan. Ben de zorda kalırdım zaten. yani bir şans olmuş belki. Bu seçimde de dedim ki yani Türkiye'de bir değişime ihtiyaç var. Teklif de edildi ve aday oldum. Siyasi hayatımda kimseden bir şey istemedim. İşimi yaptım, yoluma devam ettim. Hiç mi bir şey istemediniz derseniz, iki kere bakan nasıl olduğumu anlatayım size. Biraz anılara döndü ya, kusura bakmayın. 96 yılında Tansu Çiller'le Erbakan anlaştılar, Refah Yolu Hükümeti kurulacak. Erbakan başbakan olacak. Ben o zaman partinin grup başkan vekili olduğumdan parti şeyine katılıyorum. Başkanlık divanı toplantılarına katılıyorum. Koalisyon kesinleşti. Bize kalan bakanlıklar da belli oldu. Ama şu bakanlığı istiyorum, bu bakanlığı istiyorum diye hiçbir yerde bir şey konuşmadım ben. O arada Erbakan Hoca beni odasına çağırdı bir ara. Abdüllatif dedi, sana hangi bakanlığı verelim dedi. Doğrudan. Ben de onun üzerine, hocam dedim, herhalde Maliye Bakanlığı uygun olur dedim. O da şöyle elini açtı. Allah senden razı olsun, ben de şu maliyeyi kime versem diye düşünüyordum dedi. Maliye Bakanlığı'nın isteğim sadece o kadar. 2002 seçimlerinde tek başına iktidara elde edecek düzeye de milletvekili çıkardık. 3'te 2'si. 363, 450 milletvekilinin 363'ü şeydi, AK Parti'ydi. Ama vatandaşın %49'luk oyu o seçimde zay oldu. Mesela DYP %9.8'lik oyla baraj altı kaldı. MHP yine %9 küsürle baraj altı kaldı. Bilmem Genç Parti vardı %7'lik oyla, ANAP %6'lık oyla baraj altında kaldılar. Yani seçmenin verdiği %49 oy yoksa %51 mi? %34 AKP'ydi, %20.5 CHP'ydi. Evet. %54, %46. 46 meclis. 45.5 Ziya. Ha, 40 öyle mi? 550 milletvekili tamam, vardı. Tamam. 74 CHP çıkardı. Doğru. Doğru. AKP. Sizin o hesap doğru. Dolayısıyla aşağı yukarı oyların yarısı milletvekili çıkarmayınca az da oy alsan çok milletvekiliyle girdim meclise. Böyle bir dönem. Artık hükümeti tek başına kuracağımız belli. Bir odada böyle partinin MYK'sı yani genel başkan yardımcılar ve genel başkanla birlikte 5-6 kişinin olduğu bir odada. Kimin bakan olacağını falan hiç konuşmadık. Erdoğan'ın siyasi yasağı var zaten. O kabine dışında. Konuşurken, sohbet ederken bana dedi ki ya dedi senin Maliye Bakanlığın iyiydi dedi. Yine mi Maliye Bakanlığı'nı alsan acaba dedi. Verelim diyemiyor. Alsan acaba diyor. O zaman o dönemki koşullar öyleydi. Kim? Erdoğan. Ben de yara espri olarak dedim ki Maliye falan geride kal dedim. Protokoldaki yerine bakarım. Başbakan yardımcının altında hiçbir şey almam dedim. Öylece kaldı. Başka da hiç konuşmadık. Gül şeyi, kabineyi Cumhurbaşkanı'na onaylatmak üzere gittiğinde biz Yunanistan'daydık Tayyip Erdoğan'la beraber. O Avrupa Birliği'ni dolaşıyordu. Türkiye'de meşruiyet elde edemediği için dış baskıyla içerideki meşruiyeti elde etmek için Avrupa Birliği sürecine sarıldı. Şeyden dolayı değil, düşünceleri Avrupa Birliği standartlarına uygun falan olduğundan değil. İçeride siyasi yasağı var. Yeni gelmiş,
seçime girememiş, milletvekili olamamış, partisi mecliste iktidar olmuş, kendisi milletvekili değil, bakan değil. ABD ilişkilerinde de o var. Dış baskıyla içeride meşruiyetini elde etme mücadelesidir ilk dönem Erdoğan açısından. Sonra şeyle Yunanistan'daki görüşmeler bitti, havaalanındayız. Gül kabineyi götürdü diye haber geldi. Uçağa bindik, İspanya'ya gidiyoruz. İspanya'da da Zapatero muydu? Neydi öyle biri vardı, ondan görüşeceğiz. Dönem başkanıydı Avrupa Birliği'nin. Havaalanına indik İspanya'da, Madrid Havaalanı'nda indik. Egemen Bağış o sırada tercümanlığımızı yapıyordu. Geldi bana dedi ki, sen başbakan yardımcısı olmuşsun. Yani hiç merak etmedim de bu kabinede kim var diye de sormadıydım. Yani başbakan yardımcılığımda da o kadarlık kulis yaptı. Kulis mi dersiniz yoksa talep mi dersiniz, işte başbakan yardımcılığından başkasını kabul etmem dedim ya, o kadar. Onun haricinde ben bir şey talep etmeye çalışarak, birinin ayağını kaydırarak, yerine oturmaya çalışarak, bilmem sağdan soldan kulisler yaparak hiç iş yapmadım. Ama siyaseti böyle yapanın siyasette bir şansı olur mu? Bence olmaz. Bence parti kurmalısınız ama gelebilirsiniz. Ben de oynadım. Nasıl? Bir ara, ben kurdum da parasızlıktan kapattım ben. Evet. O siyasetçi olacak belli gözlüğünce. İnce ince soruyorsun. Evet. Sorabilir miyim? Son. Evet. Bence herkesin merak ettiği ama kimsenin sormadığı malum soru. Eminim sizin de vardır aklınızda biri. şu olsa iyi olur dediğiniz biri var mı Cumhurbaşkanı adayı için? Siz olmak ister misiniz? Şimdi bir kere bu Cumhurbaşkanı adayı, 2 sene oldu değil mi? Bütün ekranlar, bütün televizyonlar 2 senedir Cumhurbaşkanı adayı tartışıyorlar. Ya bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. Yani 3. seneye girdik. Bu biraz da iktidarın gündeme düşürmesiyle olan bir şey. Muhalif medya da bakıyor ki iktidar kanalları sürekli onu tartışıyor. İster istemez bir sürüklenme diye bir şey vardır medyada da. Hava oluştuğu zaman onu görmemezlikten gelemiyor, es geçemiyor. Bu sefer muhalif medya da bunu tartışıyor. Yani ben artık dinleyemez oldum şeyleri. Ama şu var, açıkçası doğrusu, bunun karar vericileri var. Nedir o karar vericiler? İşte başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, ikinci planda da Meral Akşener olmak üzere, bu masada sonunda bir noktada uzlaşacaklar. Onlar yetkili, kararı verecek onlar. Birilerinin çıkıp da ben adayım veya birilerinin çıkıp da bilmem, hatta biri anlattı bana, ekranlarda fazla görürken biri. Ya dedi falan diyor, dedi, her televizyona çıkışımdan önce beni arıyor, bugün benim adımı söyle mutlaka diyor. Böyle adını söylettiren şeyler, muhayyel adaylar. Yani bu iyi bir süreç değil bence. Yani iyi bir süreç değil. Karar genel başkanımızdır. Ben bir partinin milletvekiliyim. Bu partinin genel başkanı var. Karar organı var. Benim görevim kim cumhurbaşkanı olursa, çok bu faydalı olmaz, hatta zararlı olur diyeceğim biri olmadığı takdirde onun kazanması için mücadele etmektir. Ama eminim size böyle hani eşinizle, dostunuzla konuşurken, çocuklarınızla, eşinizle konuşurken ya şu olsa iyi olur dediğiniz bile vardır diye düşünüyorum. Siz olursanız düşünürüm.